Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. İsrail'in ateşkes oyunu işte insani aranın arkasında yatan neden. Değerli izleyenler, katil İsrail ordusu Gazze şeridinde katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan Gazze'ye bomba yardırmaya devam eden işgalciler, diğer taraftan bir kez daha ateşkes adı altında insani ara oyununa sarıldı. Bir haftalık geçici ateşkesin ardından İsrail bu kez de Gazze şeridinin güneyine yönelik soykırıma geçmişti. Uluslararası baskıların yanı sıra işgal kuvvetleri sahadaki katliamlarına rağmen 75 gündür istedikleri başarıyı elde edemedi. Aması bitirme vaadiyle yola çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve savaş kabinesi bu noktadan çok uzakta. Ayrıca savaş kabinesi birbirine girdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e "Beni tehdit etmeyin" diye bağırdı ortaya çıktı. Çıkmaza giren İsrail çareyi bir kez daha insani arada arıyor. İsrail basını Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze şeridindeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az bir hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridindeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde Başbakan Netanyahu yıllardır ceza davasıyla aynı anda ülkeyi yönetebileceğine dair söz vermişti. Ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delilleri saklamasını istediği ortaya çıktı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.